Selam. Bu videoda birlikte TypeScript temellerine bakacağız. Video sonunda TypeScript nedir, bir sonraki projende nasıl kullanabilirsin gibi soruların tümüne yanıt bulmuş olacaksın. Hazırsan başlayalım. Peki TypeScript nedir ve neden kullanalım? TypeScript bir JavaScript süpersetidir. Burada süpersetten kasıt, TypeScript kendi başına yeni bir dil değildir. JavaScript üzerine inşa edilmiş, JavaScript'te yeni özellikler ve avantajlar katan bir uzantı dilidir. Kısacası TypeScript, var olan JavaScript kodunu alır ve buna bazı yeni özellikler ve avantajlar ekleyerek JavaScript'in daha güçlü ve daha avantajlı bir dil olarak kullanılmasını sağlar. Tanımı yenileyecek olursak TypeScript, statik tür tanımları ekleyerek dünyanın en çok kullanılan araçlarından biri olan JavaScript'i temel alan açık kaynaklı bir dildir. Peki TypeScript neden ortaya çıktı? Yaygın olarak web uygulamalarında kullanılan JavaScript, Node.js ile birlikte sunucu taraflı uygulamalarda, Electron.js ile birlikte masaüstü uygulamalarında, çeşitli kütüphaneler sayesinde de hibrit mobil uygulama geliştirmede sıkça kullanılmaya başlandı ve tahmin edilmeyen bir büyüme gösterdi. Tasarlanma amacı olarak bu tarz platformlar ve büyük çaplı uygulamalar düşünülmediğinden JavaScript'in bazı yapısal eksiklikleri vardı. Nesne tabanlı dillerin sağladığı tip kontrolü Sınıflar gibi yapılar bulunmuyordu. Dinamik olmasından dolayı derleme aşaması da yoktu ve hata kontrolü zor yapılıyordu. TypeScript bu eksiklikleri gidermek ve JavaScript'i büyük projelerde daha etkili şekilde kullanmak için tasarlanmış bir programlama dili olarak ortaya çıktı. Yani aslında JavaScript ilk olarak düşündüğümüz zaman client side'da kullanılacak şekilde geliştirildi ve büyük çaplı projeler için ve aynı zamanda mobil uygulamalar için de tasarlanmadı. Yani işin özü JavaScript daha çok küçük çaplı projelerde client side dili olarak kullanıldığı için ve ilerisi için Node.js ile birlikte server side'da da kullanılabileceği öngörülmediği için birçok özellikten mahrum kalmış bir dil diyebiliriz. JavaScript ile birlikte tip kontrolü yapamadığımız için ve aynı zamanda nesne tabanlı dillerin sağladığı avantajları sınıflar, inheritance gibi yapıları barındırmadığı için TypeScript bu eksiklikleri gidermek ve JavaScript'i büyük projelerde daha etkili şekilde kullanmak için tasarlanmış bir programlama dili olarak ortaya çıktı. TypeScript ile birlikte gelen yeni özellikler ve avantajları incelemeden önce Static Typing ve Dynamic Typing'den bahsedelim. Programlama dilleri statik yazım ve dinamik yazıma sahip olabilirler. Peki nedir bu statik yazım ve dinamik yazım? Ve aralarındaki fark nedir? Statik yazımda arkadaşlar geliştirici yani bizler değişkenleri kullanmadan önce bu değişkenlerin tiplerini açıkça belirtmek zorundayız. Yani programımız içerisinde bir değişken tanımlıyoruz diyelim. Bu string olabilir, integer olabilir ya da herhangi bir boolean değişkeni olabilir. Bu değişkeni program içerisinde farklı bir kısımda kullanmadan önce bu değişkenin tipini belirtmek zorundayız. Ve ikinci bir not olarak da bu değişkenin tipini string olarak belirledikten sonra bunu bir integer'a çeviremeyiz. Aynı şekilde bir integer'ı daha sonrasında program içerisinde farklı bir tipe dönüştüremeyiz. Mesela daha önceden tipini string olarak belirlediğimiz bir değişkeni program içerisinde daha sonrasında integer'a çevirmeye çalışıyorsak statik yazımda bu bize bir hata mesajı oluşturur. Ve hata mesajlarını daha development aşamasındayken yani compile time'da alırız. Yani statik yazım bize compile time hata mesajları verir. Bu da hata mesajlarını daha program çalışmadan önce almamızı sağlar ve geliştiricinin bu hata mesajlarını daha erken bir zamanda düzeltmesini sağlar. Yani bu bize bir daha erken hatalarımızı düzeltme avantajını sağlar. Statik yazım kullanan dillere örnek olarak TypeScript, Java, C, C++ verebiliriz. Dinamik yazımda ise arkadaşlar hata mesajlarımızı ancak program çalıştıktan sonra yani runtime'da alabiliriz ve dinamik yazımda değişken tiplerine belirleme zorunluluğumuz yoktur. Ya da string olarak belirlediğimiz bir değişkeni daha sonrasında integer'a çevirebiliriz program içerisinde. Bu da geliştiriciye oldukça esnek bir ortam sağlar. Statik yazımın dinamik yazıma göre avantajlı olduğu noktalar arkadaşlar. Statik yazımda compile time hataları alırken dinamik yazımda hata mesajlarına yani programı düzgün çalışıp çalışmadığını ancak runtime aşamasında program çalıştıktan sonra öğrenebiliriz. Gene statik yazımda daha az hata üreten programlar üretiriz. Çünkü geliştirici henüz daha program çalışmadan yani runtime aşamasına gelmeden hatalarını fark edebilir program içerisinde ve bunları düzeltebilir. Aynı şekilde daha hızlı bir şekilde ve daha az hafıza kullanarak bunu gerçekleştirebilir. Çünkü statik yazımda Type checking işlemi daha önceden gerçekleştiği için yani runtime aşamasını beklemediği için tip kontrolü daha önceden yapılır ve bu da kodun daha hızlı çalışmasını sağlar. Buna bir örnek gösterecek olursak arkadaşlar sol tarafta statik yazım kullanan TypeScript kodum sağ tarafta ise dinamik yazım kullanan JavaScript koduna örnek gösterebiliriz. Öncelikle TypeScript koduna bakacak olursak bir number değişkeni tanımlıyorum ve buna 5 değerini veriyorum. Yani bir number tipinde bir değişken oluşturuyorum aslında. Ve daha sonrasında bu number değerini bir string'e yani ss yazdığım bir string'e çevirmeye çalıştığım zaman bu bir statik yazım kullandığı için daha öncesinden belirlediğim tipi değiştiremiyor olmam lazım. Bu yüzden bir hata mesajı fırlatıyor. Ve bunu henüz program çalışmadan compile time aşamasında fırlatıyor arkadaşlar. Ve aşağıda gördüğünüz string e, number tipine assignable değil. Yani sen bunu daha öncesinden number olarak tanımladın. Daha sonrasında kafana estiği gibi programın içerisinde bunu bir string'e dönüştüremezsin diyor. Sağ taraftaki örnekte ise dinamik yazım kullanıyoruz ve bu bir JavaScript kodu arkadaşlar. Aynı şekilde number değişkenini burada da tanımlıyoruz ve buna da initial değer olarak 5 atıyoruz. Ve daha sonrasında number tipini oluşturduktan sonra bunu bir stringe çevirmeye çalışıyoruz bir alttaki kodda. Ama burada herhangi bir hata mesajı yok. Bunun nedeni hem dinamik yazımda daha önceden string olarak tanımladığım bir değişkeni daha sonrasında boolean'a çevirebilirim, integer'a e çevirebilirim. Kafama göre istediğim herhangi bir tipe çevirebilirim. Ve hatta değişkenlerimin tiplerini bile tanımlamadan onlara değerler atayabilirim. Dinamik yazın bana böyle bir rahatlık sağlıyor. Ve aynı şekilde eğer bu kodda bir hata mesajı olsaydı bile, yani bir hata fırlatıyor olsaydı bile ki şu anda yok olsaydı bile bu compile time'da bana bir herhangi bir hata göstermeyecekti. Gösterse bile yani bunu ancak program çalıştıktan sonra runtime aşamasında gösteriyor olabilecekti. Statik ve dinamik yazımı öğrendikten sonra JavaScript'te ek olarak TypeScript'in yeni getirdiği özelliklerden ve avantajlardan bahsedebiliriz. TypeScript ile henüz programımız çalışmadan daha compile time aşamasında Hatalarımızı fark edip düzeltme şansını elde edebiliriz arkadaşlar. Predictability sağlar. Yani tahmin edilebilirlik sağlar. Bunu da sağlamasının sebebi statik yazım tipine sahip olduğu için TypeScript. Programımız içerisinde her bir değişkenin tipi önceden belli. Yani tahmin edilebilirlik söz konusu. Ve bu değişkenlerin tipleri biz biliyoruz ki statik tiplemede hiçbir zaman program içerisinde kafasına göre değişmeyecek. Bir şey string olarak tanımlandıysa string olarak programda yaşamını sürdürmeye devam edecek. Bu da bize tahmin edilebilirlik kazandırıyor. Aynı zamanda TypeScript ile birlikte yeni bir özellik olarak nesne yönelimli programlamanın getirdiği class, interface, inheritance gibi özellikleri de programımız içerisinde kullanabiliriz. Bunlar JavaScript'te dahil olmayan konular arkadaşlar. JavaScript'in eksik olduğu konular. TypeScript bize class yapısına, interface yapısına ve inheritance'a yani nesne yönelimli programlamanın getirdiği özelliklere erişim sağlıyor. TypeScript aynı zamanda JavaScript tiplerine ek olarak yeni tipler de sağlar. Bu tipler çok daha spesifik tiplerdir ve bunların arasında JavaScript'te olmayan birçok yeni tip de vardır. Bunları bu videoda yavaş yavaş görüyor olacağız arkadaşlar. Son olarak da TypeScript kodumuzun tarayıcı uyumlu olmasını sağlar. Yani biz geliştiriciler JavaScript'te gelen yeni özellikleri kullanabilir. Yani ECMAScript 6, ECMAScript 7 özelliklerini, feature'larını kullanabiliriz. Ve daha sonrasında target olarak yani hedef olarak TypeScript dosyamıza eğer es 5i koyarsak ki S5 arkadaşlar bütün browserlarla uyumlu. Yani siz es 7 ve S6'daki yeni gelen özellikleri TypeScript kodunuzda kullanıp daha sonrasında bütün tarayıcılara uyumlu olan S5 koduna bunu çevirebilirsiniz. Şimdi de TypeScript'in özelliklerinden bahsedelim. Geçerli bir JavaScript kodu aynı zamanda TypeScript kodudur. Arkadaşlar TypeScript yeni bir dil değil. Yani JavaScript üzerine inşa edilmiş, yeni özellikler getiren ve bazı avantajlar sunan aslında bir JavaScript kodudur diyebiliriz. Yani .js uzantısını .ts uzantısına çevirmeniz halinde JavaScript kodunuz aynı zamanda da bir TypeScript koduna dönüşecektir. TypeScript her yerde kullanılabilir. Nasıl ki JavaScript kodu her türlü web browser'da çalışıyor, mobilde çalışıyor ve istediğiniz herhangi bir ortamda çalışıyorsa aynı şekilde TypeScript de her yerde kullanılabilir. Buna browser'lar, mo mobil cihazlar, herhangi bir işletim sistemi dahildir. Üçüncü olarak TypeScript, JavaScript kütüphaneleri ile birlikte kullanılabilir. Geliştiriciler var olan JavaScript kodunu değiştirmeden kullanabilirler. Yani hem JS uzantılı dosyalarınız hem de TS uzantılı dosyalarınızı aynı projede birlikte kullanıyor olabilirsiniz. Çünkü geçerli bir JavaScript kodu aynı zamanda da bir TypeScript kodudur. Son olarak da hata mesajlarını development zamanında verir. Yani statik yazım özelliği sayesinde daha geliştirme aşamasındayken hataları yakalamamızı sağlıyordu. Bu yüzden de henüz development aşamasındayken hata mesajlarını görebiliriz. Bütün bu ek yeni özellikler ve avantajlardan sonra TypeScript'in bir tane dezavantajı var. O da şu ki tarayıcılar TypeScript kodunu anlayamazlar. Bu yüzden TypeScript kodu eninde sonunda bir derleyici yardımı ile JavaScript koduna derlenir. Yani siz uygulamanız içerisinde TS uzantılı TypeScript dosyaları oluşturuyorsunuz ve bunların içerisinde yeni özellikler kullanıyorsunuz. ECMAScript 6, ECMAScript 7 gibi. Ve daha sonrasında nesne yönelimli programlamanın getirdiği klaslar, interfaceler, modüller, type'lar, tipler kullanıyorsunuz ve daha sonrasında bunlar Tarayıcınız da çalışmıyor. Çünkü tarayıcınız TypeScript kodunu hiçbir şekilde anlamıyor. İşte bu aşamada arkadaşlar bir compilation yani transpiling aşaması gerçekleşiyor. Burada bir TypeScript compiler ile TSC olarak bunu okuyabiliriz. Sizin TypeScript TS uzantılı kodlarınız JS uzantılı kodlara dönüştürülüyor. Yani vanilla JavaScript koduna eninde sonunda derleniyor bu kod. Yani sonuç olarak siz bir TypeScript kodu yazıyorsunuz ve daha sonrasında bunu bir TypeScript compiler kullanarak yani derleyici kullanarak bunu vanilla JavaScript dosyasına dönüştürüyorsunuz. Ancak kodunuz bu şekilde browser'larda işte mobilde nerede çalışmasını istiyorsanız orada yani açıkçası her yerde çalışıyor. Çünkü JavaScript biliyorsunuz ki her yerde çalışıyor. TypeScript'in getirdiği onca yeni özellik ve avantajlardan sonra bir dezavantajı da browserlar tarafından anlaşılmadığı için ekstra bir derleme süreci katıyor geliştirme aşamasına. Bu da bir dezavantaj olarak görülebilir. Peki TypeScript'in dünyadaki karşılığı ne? Burada bir Stack Overflow istatistik çalışması görüyorsunuz. 2019 yılının en çok sevilen programlama dilleri arasında 3. sıraya TypeScript'in yerleştiğini görebiliyoruz bu ekranda. Ve gene TypeScript şu an şekilde de gördüğünüz gibi Script'in üzerinde bir superset yani bir üst küme aslında. Ve JavaScript'in elinde tuttuğu bütün özelliklere sahibiz. Bunun üzerine yeni özellikler ekliyoruz arkadaşlar. Yani TypeScript ile JavaScript ile ne yapabiliyorsunuz? Her şeyi yapabilirsiniz ve buna ek olarak bazı farklı şeyler de yapabilirsiniz. Buna nesne yönelimli programlama dahil ve tipler dahil. TypeScript'i Google, Shopify, Adobe, Airbnb, Microsoft gibi firmalar da kullanıyor. Zaten Microsoft ürünü olan bir dil bu. TypeScript'i e ne zaman kullanmalıyım, projeme ne zaman dahil etmeliyim? Büyük bir kod tabanınız olduğunda, eğer üzerinde çalışacağınız proje büyük ölçekli ise ve bu proje üzerinde birden fazla geliştirici çalışacaksa, projeye bir tip kontrol sistemi eklemek birçok yaygın hatadan kaçınmanıza yardımcı olabilir. Yani diyelim ki ...bir proje geliştireceksiniz, daha başlangıç aşamasındasınız... ...ve hiçbir şekilde kod yazmadınız. Ama projenin büyük ölçekte olacağını az çok tahmin edebiliyorsunuz. Ve proje üzerinde de tek çalışan kişi siz olmayacaksınız. ...yani en az birkaç geliştirici daha sizinle birlikte çalışacaksa bu proje üzerinde... ...TypeScript gibi bir tip kontrolünü eklemek çok mantıklı bir karar olabilir. Ya da diyelim ki bir projeyi JavaScript ile halihazırda geliştirdiniz. Projenizin büyük bir kod tabanı var ve projeniz üzerinde gene birden fazla geliştirici çalışıyor. Ve siz de TypeScript'e eklemeli miyim, eklememeli miyim gibi bir düşünce içerisindeyseniz eklemeniz gene mantıklı bir karar olacaktır. Çünkü TypeScript her ne kadar projeyi geliştirme aşamasında ekstra bir step olsa da yani sonuçta TS uzantılı dosyalarınızı bir TypeScript compiler ile elinde sonunda JavaScript dosyalarına dönüştürmek zorundasınız. Yani arada bir compile etme işlemi ekstra bir step olarak üzerinize binmiş oluyor. Ama sonuç olarak yani elde ettiğimiz sonuç daha hızlı bir şekilde çıkan ürünler ve daha hatasız bir şekilde yazılan programlar. İkinci olarak takım arkadaşlarınız statik yazım dillerine alışkınsa. Yani takım arkadaşlarınız daha öncesinde C#, -sharp, Java gibi diller kullanmışsa böyle bir tecrübeleri varsa TypeScript'te kullanmanız gene mantıklı bir karar olacaktır. Üçüncü olarak bir kütüphane veya framework TypeScript'i önerdiğinde buna örnek olarak AngularJS'i verebiliriz arkadaşlar. AngularJS içerisinde sıkça TypeScript kodlarını görmeniz mümkün. Bununla birlikte artık React projelerinde de TypeScript'i oldukça sık görmeye başladık. TypeScript'i kullanmanın asıl nedeni JavaScript'in yetersiz kalma durumundan kaynaklanmaktadır. Yani büyük bir kod tabanınız var, birden fazla geliştiriciyle ortak çalışıyorsunuz ve insanlar hata yapabiliyor. Yani geliştiriciler hata yapabiliyor. Yani siz yapmasanız yanınızdaki insan yapıyor. O yüzden tip kontrolü önemli projeleriniz içerisinde. Ve yine TypeScript'i kullanmalısınız çünkü eğer S6, S7 gibi yeni feature'ların bulunduğu standartları kullanmak istiyorsanız ya da Object Oriented Design patternlerini kullanmak istiyorsanız TypeScript'te ihtiyacınız var. Peki ne zaman TypeScript'te kullanmamalısınız? Çünkü ne zaman sizin için anlamsız olur TypeScript'te kullanmak? Eğer arkadaşlar küçük çaplı bir client-side projesi geliştiriyorsanız ya da öğrenme aşamasındaysanız yeni bir framework öğreniyorsunuz diyelim. O zaman TypeScript'i kullanmanın çok da bir mantığı yok. Çünkü hem kafanızı karıştıracak hem ekstra bir öğrenme aşaması katacak öğrenme sürecinize. Daha çok üzerinde çalıştığınız framework'i öğrenip ihtiyacınız olduğu zaman TypeScript'i kullanmanız daha mantıklı olur. Son olarak şundan da bahsedelim arkadaşlar. Bu TS uzantılı TypeScript dosyalarımızı eninde sonunda bir compiler aracılığıyla JavaScript dosyalarına dönüştürmek zorunda olduğumuzu söylemiştik. Çünkü browserlar yalnızca JavaScript'i tanıyorlar. TypeScript'i hiçbir şekilde tanımıyorlar. Yani bir compiler kullanmak zorundayız. Ve kodumuz eninde sonunda JavaScript koduna derlenmek zorunda. Ve bu işlem bir overhead katıyor aslında projemize. Ekstra bir step dediğimiz kısım burası. Peki bu compiler aradan hiçbir zaman kalkacak gibi duruyor mu? Hayır bu şekilde durmuyor. Şu an henüz kimse web browserları TypeScript kodunu da anlasın gibi bir girişime girmiş değil. Yani bu compiler, aradaki compiler derleme işlemi uzun bir süre daha hatta bence kalıcı olarak kalacağı benziyor. Yani eğer TypeScript kullanacaksak TypeScript uzantılı dosyalarımızı bir derleyici aracılığıyla JavaScript dosyalarına dönüştürmeye kendimizi alıştırmamız lazım. Şimdi birlikte TypeScript için gerekli olan ortamı kurup ilk TypeScript projemizi oluşturalım. TypeScript derleyicisi Node.js ortamında çalıştığı için ilk olarak kurmamız gereken Node.js'tir. Node.js'i kurduğumuz zaman aynı zamanda npm paketini de kurabiliyoruz. O yüzden gelip nodejs.org'dan kendi işletim sisteminize göre ben Linux kullanıyorum. Node.js'i kurduğunuzdan emin olun. Bunu da nasıl anlayabilirsiniz? Node minus version yazdığınız zaman şu şekilde bir versiyon almanız lazım. Gene npm içinde şu şekilde bir versiyon numarası geliyorsa yani buradaki aynı olmak zorunda değil. Böyle bir versiyon numarası alıyorsanız node da kurulu, npm de kurulu demektir. Bu ikisinin kurulu olması gerekiyor. Bunun dışında arkadaşlar Visual Studio Code editörünü kullanıyor olacağım. Bu editörün TypeScript için support'ı oldukça iyi olduğu için bunu kullanıyor olacağım. Şimdi de hemen gelip şu kısmı kapatırsak burada bir proje dosyamın altına gideyim. Ve birazcık yakınlaştırırsam Burada make directory ile bir TypeScript projesi oluşturuyorum. Buna da ts ismini verelim. Daha sonrasında bu dosyanın içerisine gidiyorum ve burada arkadaşlar npm install kısaltma olarak i de yazabilirsiniz minus g yani global olarak yükle bu paketi type script diyorum. Buradaki type script arkadaşlar bir node modülü aslında ve bu type script aslında benim compiler'ım. Yani eninde sonunda ts uzantılı dosyalarımı js uzantılı dosyalara dönüştürecek olan derleyicimi burada global olarak kuruyorum bu komutla. Evet. Eğer Ubuntu ya da Mac kullanıyorsanız burada bir Permission Denied hatası alacaksınız muhtemelen. Çünkü bir paketi global olarak kurmadan önce başına Mac'de ve Ubuntu'da arkadaşlar sudo eklemeyi unutmayın. Şimdi kuracaktır. Evet. Bu şekilde TypeScript'in şu an indirdiği versiyonu 4.1.3. Benim için compiler'ı indirmiş oldu. Hemen editörümüzü burada açalım. Code nokta dediğim zaman VS Code otomatikman açılıyor. Burada bir clear yapıyorum hemen. Ve burada arkadaşlar editörüm açılırken 3-4 tane açtı. Bir gariplik var ama. Touch diyorum. Main.ts şeklinde ilk TypeScript dosyamı oluşturuyorum. Hemen buranın içerisine geldi main.ts. Aynı şekilde touch deyip bir index.html dosyamı da oluşturabilirim. Artık burayı kapatıyorum. Burada yeni bir terminal açabilirim. Bunu büyütelim. Şöyle biraz aşağıya alacak olursam Burada arkadaşlar artık main test dosyamı doldurabilirim. Burada basit bir fonksiyon oluşturalım. Function say hello diyelim. Ve bu bir console .log selam yapsın. Ve daha sonrasında bu say hello'yu hatta burası bir mesaj da alsın. Ve burada direkt mesajı göstersin. Selamı da buraya ekleyelim. Şimdi burada TS uzantılı bir dosya oluşturdum ve bunun içerisine aslında yazdığım kod size hiç de yabancı gelmeyen bir javascript kodu. Ne demiştik? Düzgün çalışan herhangi bir JavaScript kodu arkadaşlar aynı zamanda da bir TypeScript kodudur. Yani siz TypeScript uzantılı bir dosyanın içerisine mantıklı bir şekilde bir JavaScript kodu yazdığınız zaman mutlaka bu TypeScript içerisinde de çalışacak olan bir koddur. Burada asıl olan TypeScript JavaScript'ten farklı olarak hem JavaScript'teki bütün feature'ları kullanır hem de bazı yeni ek özellikler getirir. Yani ES6, ES7 gibi standartların getirdiği yeni feature'ları kullanabilirsiniz. Ve nesne yönelimli programlamada gelen class'lar, inheritance yapısı, interface'ler gibi ve TypeScript jenerik yapıları gibi yapıları ekstra olarak yani JavaScript'ten farklı olarak kullanabiliyor olacaksınız burada. Şimdi dilerseniz ilk TypeScript kodumuzu burada çalıştıralım. Ne demiştik? Browser'lar TypeScript kodunu anlamazlar. Anlamadıkları için Biraz önce global olarak yüklediğim TypeScript Compiler'ımı kullanarak bu main.ts'i main.js dosyasına dönüştüreceğim arkadaşlar. Bunun için de tsc yazıyorum. Yani TypeScript, aslında tsc'nin açılımını da buraya yazalım. TypeScript Compiler. Yani benim ts uzantılı dosyalarımı... JS uzantılı dosyalarıma yani browserların anladığı dosyalara dönüştürecek olan compiler'ım buradaki TSC. Ne diyorum? TSC diyorum. Boşluk bıraktım hemen. main.ts dedim. Burada main.js dememe gerek yok. TypeScript bunu otomatik olarak aynı dosya ismiyle main.js dosyasına benim için dönüştürecek zaten. Enter'a bastım arkadaşlar. Bakın şimdi hemen buraya main.js şeklinde yeni bir dosya geldi. Eğer iki dosya arasındaki farka bakarsanız. Bu arada iki, iki dosya aynı anda açık olursa. E, aynısını yani duplicate function hatası veriyor. Sanki aynı fonksiyondan iki tane varmış gibi bir hata veriyor. Şunu şöyle kapattığım zaman bu hata gidiyor bakın. Yani bu çok önemli bir şey değil burası için. Sadece aklınızda bulunsun diye söylüyorum. Şimdi main.ts dosyamla bakın main.js dosyam aslında birbirinin aynısı. Şu şekilde yorumlu haliyle tekrardan bir compile edelim. Bakın şimdi main.ts dosyam bu şekilde, main.js dosyam da aslında bunun aynısı. Compiler'ım geliyor, main.ts dosyama bakıyor bunun JavaScript'teki kod karşılığı nedir diye bakıyor ve daha sonrasında bunu main.js dosyasına compile ediyor bir nevi. Peki compile etme işlemini yaptık. Bundan sonrasında peki ben e, bunu, bu mesajı konsola nasıl bastırabilirim? Bunu da arkadaşlar node deyip şuradaki main.js dosyasını bakın sonu js uzantısı olması lazım. Burası önemli. main.js diyorum. Bakın selam bu şekilde konsola basılmış oldu. Şimdi buradan node main.js yazarak node üzerinde bir programı, TypeScript programını çalıştırdık. Peki biz bunu web browser'da hello world yazdırmak istesek nasıl yapardık? Hemen geliyorum index.html dosyama. Şu şekilde bir ünlem koyup arkadaşlar tab'a bastığım zaman benim için burayı oluşturuyor ve burada hemen bir script oluşturuyorum ve bu script'ime JavaScript yani compile edilmiş, derlenmiş JavaScript dosyamın yolunu göstereceğim. src diyorum. Bakın şuradan main.js buraya veriyorum. Burası ts uzantılı olursa mümkün değil, çalışmaz. Şimdi bir tane de Ctrl Shift X'e basabilirsiniz ya da şuradan arkadaşlar extensions kısmına gelebilirsiniz. Bir uzantı kuracağız. Live Server uzantısını kuracağım burada. Ben zaten kurdum. Buradan indirebilirsiniz. Daha sonrasında index.html dosyamın içerisinde gelirsem, sağ tuşa tıkladım ve Open with Live Server kısa yolda burada var zaten. Dediğim zaman benim için ve browser'da yeni bir tab açıp bu index.html'i açacak. Şu an index.html'im boş olduğu için bu şekilde. Ama konsola bakacak olursam burada selam mesajını görüyor oluyorum. Bu da web browser'da TypeScript kodunu çalıştırmanın yolu diyebiliriz. Biz program içerisinde TypeScript'in temel özelliklerini inceleyeceğimiz için aslında bu yolu değil de az önceki Node Main .js şeklindeki yolu daha çok takip ediyor olacağız. Ama bu şekilde de web browser'ları üzerinde çalıştırabildiğimizi bilin. Şimdi index.html'i kaldıralım. Hemen şöyle de bir clear yazalım ve TypeScript'in temellerini öğrenmeye başlayalım. Şimdi TypeScript temellerinin içerisine iyice dalmadan önce bir konudan bahsedelim. Arkadaşlar ECMAScript 5, ECMAScript 6, işte 2016, 2017 şeklinde giden JavaScript versiyonlarını hepimiz duyduk. ECMAScript takımı her yıl yeni bir JavaScript versiyonu yayınlıyor. Normalde şuradaki 5 ve 6 sayıları S5 ve S6'daki versiyon numaralarıydı ve daha sonrasında bunu yıl bazlı çıkarmak istediler ve S2016, S2017 şeklinde bu en son çıkan sanırım devam eden bir versiyon sistemi var. Nedir bu JavaScript versiyonları arkadaşlar? JavaScript'te her yıl yeni bazı özellikler geliyor. Buradaki ES5 ilk çıkarılan versiyon diyebiliriz ve bu bütün tarayıcılar tarafından destekleniyor. Yani ES5'te kullandığınız her özelliği bütün tarayıcılar destekliyor. Daha sonrasında ES6'da mesela arrow function'lar çıktı. İşte bu nesne yönelimli programlamayla alakalı class'lar, işte template strings'ler, template string şu aslında. İşte constant my name diyelim mesela. Didem diyelim ve daha sonrasında bunu My word diyelim. Şu şekilde açtığım zaman buna template strings deniyor arkadaşlar. Ben diyorum şöyle kullanıyorum. Burada my name'i bu yapı mesela bunu ne zaman yapabildik? Biz bunu ECMAScript 6 ile birlikte yapabildik. Gene let constant yapısı ECMAScript 6 ile geldi. Yani şu constant yapısı da bununla geldi. Daha sonrasında ES 2016da da iki tane yeni özellik geldi. İşte array prototype include şeklinde. Bunları da nereden öğrenebilirsiniz? Direkt burayı açıp ECMAScript işte 2016 yılını arattığınız zaman bakın burada gelen işte 2015, 2016'ya nazaran iki tane yeni özellik gelmiş. Birisi include array'lerdeki, bir diğeri de işte bu matpow'un yerine geçen exponent artık nasıl okunuyorsa exponentiation operatörü. Matpow'un yerine artık mesela burada 4 üzeri 2 yerine 4 yıldız yıldız 2 yazabiliyorsunuz. Ne ile birlikte? Ekme script 2016 ile birlikte. 2017'de ise çok daha fazla yeni özellikler geldi. İşte string padding, object values, entries tarzı şeyleri, yeni featureları. Buradaki ekme script 2017 versiyonu sayesinde kullanabiliyoruz. Ama şöyle bir problem var ki buradaki S5 haricindeki yeni çıkan özelliklerin bazılarını tarayıcılardan bazıları desteklemiyor. Yani tarayıcıların hepsini desteklediği tek bir JavaScript versiyonu var. O da S5. Peki biz TypeScript'i neden kullanıyoruz derseniz TypeScript default olarak sizin işte S5'i kullanabilirsiniz, S6'yı kullanabilirsiniz, işte şuradaki S2016'yı kullanabilirsiniz ya da S2017'deki bütün şurada sayılan yani bu, bu kadar değil tabii ki daha fazla. Buradaki bütün feature'ları kullanıp daha sonrasında bunu JavaScript koduna compile ettiğiniz zaman, yani derlediğiniz zaman bu bunu default olarak eğer hiçbir şey söylemezseniz TypeScript bunu s 5e çeviriyor arkadaşlar. Yani sizin burada let constant gibi feature'ları kullanmanızı ve sonuç olarak son çıktı kodunuzun da bütün browser'larda çalışmasını sağlıyor TypeScript. Aslında en çok kullanım nedenlerinden de biri bu. Buna örnek olarak bir şeyler gösterelim. Bakın burada mesela ne dedik? S5, e, S6'da neler vardı? Constant Let. S6 ile birlikte gelmişti. Burada constant kullandım mesela. Ve aynı şekilde template strings kullandım şu şekilde. Şimdi peki main.ts dosyamda bu feature'ları kullandım ben. Kodumu bu şekilde oluşturdum diyelim. Bunu bunu TypeScript Compiler ile main.ts, main.js dosyama compile ediyorum şimdi. Bakalım main.js dosyamın içerisinde constantlar var mı? Şuradaki template strings yapısı var mı? Bakın main.js dosyama bakın. Bir de main.ts dosyama bakın. İkisini aynı anda açtığım zaman böyle hata verebiliyor. Bakın burada constantlar vardı. Template strings'ler vardı. Ama main.js dosyamın içerisinde Oradaki constantlar S5'te olmadığı için arkadaşlar varlara çevriliyor. Ne vardı S5'te? Constant valet yoktu. Var vardı. Genel aynı şekilde template strings yapısı da olmadığı için artı koymuş ve my name'i bunun üzerine eklemiş. Yani siz burada dilediğiniz gibi kısaca kod yazabilirsiniz ve bütün feature'ları kullanabilirsiniz. Sonuç olarak bunu main.js'de S5 versiyonuna çeviriyor. Tabi bunu sizin isteğinize göre yapıyor. Eğer siz hayır bütün tarayıcıların desteklemesine gerek yok. Ben işte modern tarayıcıların desteklediği bir uygulama yazacağım. Modern tarayıcılar benim kodumu desteklese yeter derseniz. Bunu işte S6'ya da çevirebilirsiniz. Yani derlenen kodu S6'ya da çevirebilirsiniz. S7'ye de çevirebilirsiniz. Bu çevirme işleminden daha sonra gene video içerisinde bahsediyor olacağız zaten. Nasıl yapacağınızı göstereceğim bunu. Şimdi burada bir örnek daha vermek için constant let dedik. Mesela bir array destructure yapısı kullanalım. Yani burada bir array'i kopyalama işlemi yapalım. Constant diyorum. My array diyorum. Ve bir array tanımlıyorum. Gene es altının featurelerini kullanarak mesela coding with dinam diyelim. Ve bir Kopya array'i oluşturup array destructor yani şuradaki yapıyla kopya bir array oluşturacağım. My array'i al. Bunun içerisine dağıtıyorum ben burada. S altının özelliklerini kullandım. Ve geldim buraya arkadaşlar. Her seferinde bakın. Compile etmem gerekiyor. Çünkü bir değişiklik yaptıktan sonra tekrardan bunu main.js'e dönüştürmesi için bir derleme yapıyorum bu aşamada. tsc main.ts dedim. Bakın şimdi buradaki kodun güzelliğine. Şöyle birazcık aşağı indirelim. Sizin burada işte ECMAScript 6 feature'larını kullanarak iki satırda yazdığımız kodun aslında ES5'teki karşılığı yani bütün tarayıcıların desteklediği ES5'teki karşılığı bu arkadaşlar. Eğer TypeScript kullanmadan evet ben bütün browser'ların desteklediği bir kod yazacağım demiş olsaydınız bunu yazıyor olacaktınız. Yani bu da oldukça karışık gözüküyor. O yüzden TypeScript'in artılarından biri yeni özellikleri kullanmanızı sağlayıp bunları bütün tarayıcıların desteklediği es 5 standardına dönüştürmesi. Şimdi de TypeScript üzerinde tanımlı olan type'larımızdan bahsedelim. Bunun için hemen geliyorum bir değişken oluşturuyorum. Burada let dedim. X değişkeni oluşturdum ve buna ilk değer olarak bir string atadım. Şimdi x'in üzerine eğer gelirseniz bakın burada let x string şeklinde TypeScript bunun bir string ataması yaptığım için tipinin string olduğunu zaten biliyor. Ve x deyip nokta koyduğum zaman da bakın burada da bir akıllıca bir işlem var. String tipine ait bütün metodlar bu şekilde akıllı bir şekilde karşıma çıkıyor. Yani stringin length'ine bakabilirim veya ends with dediğim zaman yani string'e ait ne kadar metot varsa TypeScript bu değişken artık string olduğunu bildiği için karşıma bu şekilde nokta koyduktan sonra çıkıyor. Peki ben bu x string'ine daha sonrasından bir integer değer atacak olursam, bir number değeri atarsam ne olur? Hemen altını çizdi. Ne diyor? Number değeri string'e tekrardan assign edilemez. Neden? Çünkü TypeScript arkadaşlar ne kullanıyordu? Static typing kullanıyordu. Static typing'de de dynamic typing'in aksine bir değişkenin değerine işte tipini string olarak verdiyseniz daha sonrasında program içerisinde bunu integer'a ya da işte boolean'a, number'a herhangi bir değere değiştiremezsiniz. Bu string olarak kalmak zorunda. String olarak farklı bir değere değiştirmeniz mümkün ama bunu farklı bir tipe dönüştüremezsiniz. Peki dönüştürürsek ve bunu kaydettim diyelim geldim burada TSC dedim hemen main.ts dosyamı derliyorum. Değiştirdiğim zaman arkadaşlar bakın bir hata buluyor. Yani şu altını çizdiği hatayı zaten buluyor. Ve burada number tipi string'e atanamaz diyor aslında ve hemen hatanın olduğu satırı da çizmiş. Ama arkadaşlar her ne kadar hata da bulsa bu derlenmeyi durdurmuyor. Yani main.ts dosyasını bir şekilde yeniden oluşturuyor. Yani biz bunu JavaScript'te yazacak olsaydık yapabilirdik buradaki işlemi. Çünkü buradaki JavaScript dynamic typing kullandığı için önce string'e atarım, daha sonrasında bunu number yaparım. Kafama göre boolean'a değiştiririm. Bu işlemler JavaScript'te mümkün. Yani siz main dosyasında ne kadar hatanız da bulunsa, hata mesajları da alsanız ekranda bu kodun değerlenmesini engellemiyor. Siz buradaki hata mesajlarını görüyorsunuz sadece TypeScript'te ve bunları düzeltmeniz sizden bekleniyor aslında. Hemen şurayı temizleyelim ve tiplerimizi anlatmaya başlayalım. Şimdi arkadaşlar bir ikinci olarak da şöyle bir şey var. Eğer ben burada gelip diydem demezsem buna. Let x dersem. Ve daha sonrasında da bu x değerine didemi atarsam. Şunu şöyle kapatayım hata mesaj çıkmasın. Şu şekilde yaptığım zaman şu alanı da silelim. Bakın şimdi x'in üzerine geliyorum. x'e bir değer atamasını ilk tanımlama aşamasında yapmadım. Daha sonrasında bir değer atadım. x'in üzerine geldiğim zaman bakın burada eni tipini görüyorsunuz. Eni aslında herhangi bir şey olabilir. Yani bu bir string değil, bir, bir boolean değil. Bunlardan herhangi biri olabilir yani. Buradaki tiplerden herhangi biri olabilir anlamına geliyor. Ve daha sonrasında burada x'e atam yani dideme atamış bile olsam TypeScript'in kafası oldukça karışık. Hala eni olarak görüyor bir string gözüyle bakmıyor x'e. x, e. x deyip nokta koyduktan sonra bakın hiçbir şekilde string'de az önce gelen işte bu ends with tarzı metotların hiçbiri gelmiyor. Çünkü TypeScript'in kafası oldukça karışmış durumda ve bunun x değişkeninin bir string olduğundan emin değil. Onu eni gözüyle bakıyor. İlk tipimiz aslında en iyiydi. Eni ne olabilir arkadaşlar? Eni herhangi bir tip olabilir. Yani bir number olabilir, bir string, boolean olabilir. Bilmiyorum. TypeScript'i kullan kullanmanın da aslında amacına tamamen aykırı bu eni tipini kullanmak. Zaten yani herhangi bir tip kontrolü için şunları kullanmayacaksan, yani en iyi kullanacaksan zaten TypeScript yazmanın çok da bir amacı yok. O yüzden olabildiğince eni kullanmaktan kaçınmamız lazım. Burada hemen type annotations kısmı devreye giriyor. Ben burada x'e eğer gelip semikolon koyup arkadaşlar bir string değeri atarsam bakın şimdi bunun bir string olduğunu TypeScript anlıyor. Tamam ben bunu initial değer olarak didemi gidip burada bu şekilde atamayabilirim. Ama bunun bir string olduğunu biliyorsam ve ilk değer atamasını ilk satırda yapmayacaksam yani daha sonrasında bir string değeri atacaksam burada buna bir tipini belirtmek zorundayım. Buna da type annotation deniliyor. Yani değişkenimizin sonuna bir semik olan iki nokta koyuyoruz ve daha sonrasında da tipimizi yazıyoruz arkadaşlar. Peki TypeScript'te hangi tiplerim var? Any var az önce gördüğümüz. Number tipi var. String, boolean, array'ler işte string array, number array, any array olabilir. Hepsine tek tek bakacağız. İnamlar var, tuple type var, JavaScript'te olmayan, işte unknown type'ı var. Şimdi bunlara bakalım birlikte. Bakın burada let x dedim, string dedim. Ve daha sonrasında da x eşittir didem olarak string değerimi atadım. Şimdi arkadaşlar şu şekilde kullananlar var. Böyle string deyip daha sonrasında buna didem yazmanın aslında hiçbir manası yok. TypeScript zaten bunun bir string olduğunu ilk değer atamamdan dolayı biliyor. Mesela ben burada let deyip işte h diyelim ve buna 55 değerini atadım diyelim. Yani bir number değeri oluşturuyorum. Bakın age'in üzerine geldiğimde bunun number olduğunu zaten TypeScript biliyor. Yani buna da type inference deniliyor. Benim gelip buraya number yazmamın aslında hiçbir manası yok. Bu type inference aslında TypeScript'in bize sağladığı bir kolaylık. Ben zaten biliyorum sen burada ekstra tip belirtmene gerek yok. Ama eğer ilk değer atamasını yapmayacaksan bu şekilde tanımlama. Hemen bana bir type ver. Number de mesela ben bileyim bunun number olduğunu. Daha sonrasından age eşittir. E 44 yap mesela. Burada bakın age'in number olduğunu biliyorum. Burada da age'in number olduğunu ben biliyorum diyor. Yani buradaki type annotation'lar arkadaşlar eğer ilk değer atamasını daha sonrasında yapacaksak kullanmamız gerekiyor. Şimdi diğer tiplerden bahsedelim. String dedim. Şunları da aynı şekilde oluşturalım. X dedim. İdem dedim. String tipim var arkadaşlar. Number tipim var. Number işte sadece decimallar değil 44.55 gibi bir float da kullanabilirsiniz. Ya da farklı numberlarda kullanılabiliyor. Bunun haricinde Any'den bahsettik. En any iyi hemen şuraya yazalım. Let A diyelim buna da. Tip olarak en iyi verebilirim. A'ya daha sonrasında arkadaşlar işte number değeri verebilirim. Sonra kafama göre string'e çevirebilirim. Sonra boolean'a çevirebilirim. Sonra istediğim herhangi bir şeye bunu çevirebilirim. Çünkü bunun tipi any. Bu daha sonrasında program içerisinde number'a da dönüşebilir string'e de dönüşebilir, boolean'a da dönüşebilir. Ama bunu olabildiğince kullanmaya çalışıyorduk. O yüzden şurayı silelim hemen. Üçüncü bir tip olarak da arkadaşlar let diyelim gene a diyelim boolean tipim var. Boolean tipinin de karşılığı arkadaşlar true olabilir ya da false olabilir. Ama mesela javascript'te yani if'in içerisinde mesela eksi 1 yazarsanız bunun değeri false'dur. Ama ben burada a'ya eksi 1 değerini atayamam. Yani buradaki boolean tipinin karşılığı ya true ya da false olmak zorunda. Bu da boolean tipiydi. Ve daha sonrasında boolean'ın haricinde array'lerim var arkadaşlar. Şu kısımları silelim ki alanımız açılsın let diyorum. my array diyorum. Şimdi array'lerde array tipi tanımlarken gelip bir string array tanımlıyorsanız arkadaşlar şu şekilde. my array diyeyim. Bakın işte a b c şeklinde string'ler atadım buna. Herhangi bir hata mesajı da bunda yok. Hemen bunu bir me.ts şeklinde şurada da oluşturabiliriz. Bakın array'imi de javascript dosyama derlemiş oldum burada. Şunu kapatayım. Daha sonrasında bir number yani şurada string olarak bir tip verdiniz buna. Bu bir string array dediniz. Ve c'yi bir anda 5 yaptınız ya da 6 yaptınız. Bakın şimdi hemen altını çizdi. String array'ine herhangi bir number veremezsin diyor. Eğer bir string array tipi verdiyseniz array elemanlarınızın her bir üyesi string olmak zorunda. Burada number array'i de tanımlayabilirsiniz. Bu sefer de bunları atayamazsınız. Burada number'lar olmak zorunda arkadaşlar. String değerleri veremezsiniz burada. 2, 3, 6 dedim mesela. Bu şekilde bir number array'i tanımlayabilirsiniz. Bakın my array'in üstüne geldim. Bu bir number array'i artık. Number array'i haricinde eğer number ve stringleri aynı array içerisinde kullanmak istiyorsanız bir any array'i tanımlayabilirsiniz. Daha sonrasında burada mesela herhangi bir işte string de kullanabilirsiniz, number da kullanabilirsiniz. Çünkü bu bir any array'i. Bu array'in içerisinde herhangi bir tip bulunabilir. Yani bu bir number da olabilir, bir string de olabilir, bir hatta boolean değeri de olabilir. Mesela false dedim. Bu şekilde en ereğini de tanımlayabilirsiniz. Şimdi de inan yapısından bahsedelim. Hemen geldim burada bir inan tipi tanımlıyorum arkadaşlar. Burada inamıma bir isim veriyorum mesela color gibi bir isim verdim. Daha sonrasında burada mesela purple dedim, İşte black diyelim ve red diyelim. Burada otomatikman bunun değeri arkadaşlar sıfır. Bakın color nokta purple 0, black bir ve red de iki değerine eşitleniyor. Ben buraya daha sonrasında mesela işte blue'yu eklersem yazamadım. Blue dersem 0, 1, 2, 3 şeklinde kalır nokta blue'nun değerinde 2'ye eşitliyor. Peki bu inan color'ı nasıl bir variable'a assign ederiz? Hemen burada bir let background color diyelim. Bir background bir background color tanımlayacağım. Ve bunda da color diyorum. Bakın nokta koyduğum anda Bakın burada hemen black, blue, purple, red beliriyor zaten. Bunlardan herhangi birini seçebilirim. Mesela blue'yu seçtim. Ve daha sonrasında bu bg color'ı buradaki işte color nokta black olarak ya da şöyle black olarak yeniden assign edebilirim. Enam yapısı da bu şekilde arkadaşlar. Şimdi de tuple'dan bahsedelim. Tuple'da da aslında bir fixed array'iniz yani belirli bir size'da ereğiniz varsa ve bu ereğinizin içerisindeki elemanların tipleri belli ise buna tuple deniliyor. Ne demek istiyorum? Hemen burada bir let diyelim. x diyelim ve bunun tipi arkadaşlar bir tuple olacak. Bunun ilk ereğimizin ilk elemanı string olsun yani string tipinde olsun ve ikinci elemanı da number tipinde olsun. Yani bu şekilde bir array hayal ediyorsanız ve bunun mesela iki tane eleman olacağı kesinse ve elemanların tipleri de kesinse yani birinci elemanım string olmak zorunda, ikinci elemanım da tipi number olmak zorundaysa mesela bu bir ne olabilir? Error diyelim. Bu bir error objesi olsun ve bu tipte. Daha sonrasında bu error objesini nasıl bir atama yapabilirsiniz? Hemen buna bakalım. Zaten false true tarzında bir şey derseniz hata mesajını direkt alırsınız arkadaşlar. Bakın tipi bu. Bir array olacak. İlk elemanın tipi string. ikinci elemanın tipi de number olmak zorunda. Mesela bir hata mesajı için işte not found şeklinde bir string atıyorum. Hata mesajım da 404 diyelim. Bu şekilde ilk elemanım string olmak zorunda. ikinci elemanım da number olmak zorunda. Buna da tuple yapısı deniyor. Şimdi de unknown'dan bahsedelim arkadaşlar. Hemen geldim buraya. Aslında unknown ile any tipi birbirine en çok sıkça karıştırılan tipler. O yüzden o ikisi için hemen şurada let diyelim. Burada birinci olarak x diyelim ve buna any tipini verelim arkadaşlar. Burada da let diyelim y diyelim. Buna da Bakın unknown tipini verelim ve aradaki farkı anlamaya çalışalım. Şimdi any tipinde arkadaşlar mesela bir de yukarıda farklı bir değişken tanımlayalım. Burada da A diyelim buna mesela. Bu bir boolean olsun. İlk değer atamasına da mesela true diyelim. Evet, burada boolean olarak belirtmemizin çok da bir manası yok. Zaten bakın alın üzerine geldiğimde boolean olduğunu görüyor. Şimdi eni de arkadaşlar eni tipini burada a'ya atayabilirim. a eşittir x diyebilirim. Çünkü bu bir boolean olabilir. Eni de aslında type checking işlemi tam olarak yapılmıyor. Yani gidip ben burada boolean değişkenime eni tipini atayabilirim. Ama bu eni aslında string de olabilir. O yüzden kullanılması çok da önerilmiyor. Eğer bir tipi gerçekten bilmiyorsanız ne olduğunu Mesela buraya not sure desek daha mantıklı olur. Tipin ne olduğunu bilmiyorsanız daha sonrasında bu not sure mesela atıyorum daha sonrasında fark ettiniz. Buna işte bir string atayabilirsiniz. Sonrasında hala emin değilsiniz. Buna bir number atayabilirsiniz. Veya işte not sure deyip buna bir boolean değişkeni atayabilirsiniz. Daha da fenası gelip burada bir işte string array de atayabilirsiniz. Ama mesela not sure'u şöyle alalım. Not sure'u buradaki a değişkenimizin değerini arkadaşlar a deyip not sure yaparsak bakın burada bir hata mesajı alıyorum. Ne diyor? Unknown diyor Boolean tipine assignable değil. Yani aslında unknown'u kullanmak en iyi yerine çok daha mantıklı type checking açısından. Çünkü programınızın bir yerindeki işte tipi belli olan mesela burada a'nın tipi belli bir Boolean ve sizin not sure olduğunuz elemanı a'ya atayamamanız gerekir. Çünkü bu bir string olabilir bu bir array olabilir ve Boolean değerini atamanız program içerisinde hatalara yol açacağı için aslında unknown daha katı kuralları olan bir tip diyebiliriz en iyiye göre. Type Assertion'lar nedir? Type Assertion'lar arkadaşlar TypeScript'te bir nevi kapa çeneni ben ne yaptığımı biliyorum demektir. Bunu hemen bir örnekle açıklayalım. Şöyle aşağıda let diyorum, mesaj diyorum ve mesajıma herhangi bir tip vermeden hemen aşağıda bir değer ataması yapıyorum yani yapmamam gereken şeyi yapıyorum aslında. Ve buna gene Didem diyelim. Şimdi arkadaşlar buradaki let message any tipinde tanımlandı. Ve gene burada da any tipinde. Ve ne oluyordu? Nokta koyduğum zaman hiçbir şey gelmiyordu. Çünkü bunun bir string olduğunu artık TypeScript bilmiyor. Bunu any tipinde zannediyor. Çünkü ben buraya gelip bir string yazmadım. Böyle olsaydı bakın string olduğunu bilirdi ve message dedikten sonra string'lerin işte elinde olan bütün metotları bana getirirdi. Mesela to lower case gibi bütün metotları getirirdi. Ama ben bunu kaldırdım diyelim. Ama ben bir şekilde arkadaşlar TypeScript'in bilmemesine rağmen TypeScript'ten daha iyi biliyorum ve bu mesajın bir string olduğunu siz de ben de biliyoruz. Ve buradaki nokta koyduktan sonra sonraki intelligence'ı yakalamak istiyorum. Yani bu zekayı, akıllı zekayı yakalamak istiyorum bu alanda diyelim. Ve type e demek istiyorum ki sen kapa çeneni, ben ne yaptığımı biliyorum. Bunu artık bir string olarak kabul et demek istiyorum. Ve burada hani constant diyelim. New message diyelim. Ve burada message arkadaşlar to lowercase hale getirmek için Hemen geliyorum. Burada bir type assertion gerçekleştireceğim. Bunu yapmanın iki tane yolu var. Birincisi string dip şu şekilde mesajımın önüne bunu parantezler içerisine alıyorum. Daha sonrasında buna nokta koyduğum zaman bakın aynı o zeka geri geldi. Kendi yani to lower case geri geldi. Şöyle yapabilirim. Yani artık burada TypeScript şu kısmı string olarak kabul ediyor ve string'e dahil ne kadar metot varsa daha sonrasında arkasına getiriyor. Şimdi bunu yapabilmenin başka bir yolu daha var. Buna da new, new message diyelim. İkinci bir yöntemi de arkadaşlar şu şekilde parantezlerimi açıyorum. Gene aynı mesaj objem. Ez diyorum. Bunu string olarak kabul et. Nokta koyduktan sonra bakın to lowercase gene gelmiş oluyor. Yani type assertion'ı ya şu şekilde yaparsınız ya da bu şekilde yaparsınız. En çok bu ilk yazdığımız yöntem kullanılıyor. Şimdi burada önemli olan bir nokta daha var arkadaşlar. Burada birine bir nevi susturuyoruz biz. Hayır ben biliyorum mesaj bir string. Sen bunu stringmiş gibi işleme al. İşte buradaki string'e dair metotları bana getir diyoruz. Ama aslında burada TypeScript gidip de bu mesajı mesela bu mesaj bir number değeri ise gidip burada bunu string'e çevirmiyor. Runtime aşamasında bu mesaj eğer başta bir number olarak tanımlandıysa number olarak kalmaya devam ediyor ve runtime'da burada hata alabiliriz. Bunu bir örnekle gösterelim hemen. Let message dedim ve daha sonrasında mesela buna bir number değeri atadım. Ve burada da TypeScript'i kandırıp ona hayır bu bir string dedim ve bunu kullanmasını istediğim bir şekilde. Hemen geldim burada console log dedim. New mesajı bastırmak istedim. Şunu silelim artık. İkisine de gerek yok. Geldim burada da arkadaşlar. Hemen TSC main.ts dedim. Compile ediyorum. Ve main.js dosyamı node main.js diyerek bakın çalıştırdım ve hata mesajını hemen burada alıyorum ne diyor? Message.to lowercase bir fonksiyon değil. Yani bu bir number olduğu için bunun üzerinde siz burada TypeScript'i her ne kadar kandırmış da olsanız to şeklinde bir metot yok. Ama bu bir mesela didem diyelim. Clear dedim. Bu bir string olsaydı yeniden compile etmem gerekiyor. Bunu unutmuyoruz. Main.ts dedim. Ve not main.js Bakın bu şekilde olsaydı, string olsaydı burada doğru çalışmış olacaktı. Yani kesin olarak emin olmadığımız sürece type assertionlarla TypeScript'i kandırmaya çalışmayalım. TypeScript'te bir başka built-in type ise obje tipimiz. Obje tipimize de hemen şurada bir örnek verelim. Constant diyelim. Hatta let diyelim. User. Objesi oluşturmak istiyorum. Ve şu şekilde Buna bir isim vereyim. Name Didem olsun. Age değeri verelim. Ve bir de Favorite Color Purple verelim. Şimdi bu user değişkenimizin üzerine geldiğimiz zaman bakın bakarsanız şurada bir obje tipi yaratıyor TypeScript bizim için. Bu da Type Inference'dan geliyor. Yani ben burada bunun özellikle tipini belirtmedim. Ama Type Inference sayesinde TypeScript'in şu şekilde bir obje tipi oluşturuyor. Name değeri string olan bakın key value değil de key type şeklinde bir mapleme oluyor burada. Mesela name değeri string tipinde olmalıymış. Dileme atadığım için. Age değeri number tipinde ve favorite color tipi de gene string tipinde olması gerektiğini söylüyor. Şu an burada gösterdiği şey arkadaşlar aslında bir JavaScript objesi değil. Bir TypeScript obje tipi. Çünkü bakarsanız noktalı virgüller var. JavaScript'te olsa virgüller olurdu bu alanda. Bunu bir başka şekilde nasıl yapabiliriz? Semikolon koyuyorum ve bir obje tipi oluşturuyorum arkadaşlar. Geldim buraya. Name dedim. Bakın string dedim mesela. Şu şekilde noktalı virgülümü oluşturdum. Hemen gitti age'in altına çizdi. Neden? Çünkü sen burada user tipini sadece bir name değeri içeren ve name değerinin de string tipinde olduğu bir obje olarak tanımladın. Age falan vermedin. O yüzden ben buradaki age ve favorite kaları tanımıyorum diyor. Gider age e de mesela string derseniz favorite kaları da oluşturalım. Favorite kaları da string olsun derseniz Bakın gitti agent altını çizdi çünkü number string'e assign edilemez. Sen burada agent string olacağını söyledin ama aşağıda number değeri veriyorsun ama o zaman bunu da string yaptığın zaman düzeltirim diyor. Şimdi burada arkadaşlar şunu şu şekilde yapmaya gerek var mı yani burada bir objektifi belirtmeye gerek var mı derseniz yok. Çünkü TypeScript inference sayesinde bunu otomatikman kendisi yapıyor zaten. Yani siz burada eşittir deyip bir değer atadığınız zaman TypeScript zaten bunların hangi tipte olduğunu siz belirtmeseniz bile biliyor. Bunu ne durumda yapıyorduk? Biz şu şekilde bir değer atamasını yapmadığımız zaman şurayı şöyle kopyalayayım. Hiçbir değer ataması yapmadık. Ama user tipini tanımlıyoruz diyelim. İşte bu zaman yapıyoruz. Daha sonrasında user'ı da bir değere eşitliyoruz diyelim şöyle açayım parantezimi. Şu şekilde eşitlediğim zaman şu şekilde bir tipleme yapmak burada mantıklı bir hareket olacak. Ve burada gene TypeScript Intelligence özelliğini de yakalıyoruz. Mesela user deyip nokta koyduğum zaman bakın user'ın içerisindeki tanımlı olan işte age olsun, favorite color ve bunların tiplerini de aşağıda bakın gösteriyor. Mesela age'i string yapmayalım da şuraya bir number diyelim. Şunu da number olarak değiştirelim. Şimdi user dedim arkadaşlar mesela tıkladım. Bakın age bir number tipinde, favorite color string ve name'in de string olduğunu Intellisense kullanarak bana gösteriyor burada. TypeScript üzerindeki temel built-in tipleri öğrendik. Peki bunu bir ileri seviyeye taşıyıp mesela buradaki user objem var burada. Name'i bir string tipinde olacakmış ve age değeri de bir number tipinde olacakmış. Ama diyelim ki ben bu age'in number ya da string tiplerini alabilmesini istiyorum. Yani bunun bir number tipinde olacağından çok da emin değilim. Kullanıcı bana age'i string olarak da verse olur diyorum. Bunun için arkadaşlar union type'ı kullanıyoruz. Syntax'ı şu şekilde. Şu aradaki ok işaretine pipe deniyor aynı zamanda. Burada tipleri yan yana aralarına pipe koyarak oluşturduğunuz zaman artık hangisinin yanına getirirseniz bu tipi arkadaşlar buradaki type'lerden herhangi bir değerini alabiliyor. Mesela örnek olarak burada user'a şu şekilde user.ac burada mesela sadece bir number değerini çevirebilirim. 3 dediğim zaman string değeri verdiğim zaman hata verdiğini görüyoruz burada. Şimdilik 25 yazalım şu şekilde. Şimdi arkadaşlar buradaki h değeri ben diyorum ki number da olabilir. String de olabilir diyorum. Araya bir tane pipe koyuyorum. İşte bu zaman Buradaki h değerini aynı zamanda string olan 25'e de eşitleyebiliriz ve TypeScript hiçbir şekilde şikayet etmiyor. Ama mesela burada number ya da string olabilir dedik. Ben bunu false yapamam ya da bir array'e dönüştüremem. Çünkü bunun tipi number ya da string. Buna da union type deniyor arkadaşlar. Birden fazla tip alabileceğini söylüyorsunuz değişkeninizin. Şimdi bir diğer tip ise literal type. Bu da yani kesin spesifik olarak bir tip verme aslında. Bunu da bir örnekle gösterelim hemen. Mesela benim burada agent dışında bir de role değişkenimin olduğunu düşünelim. Ve buranın da ben admin yani bir kullanıcının rolü ya admindir ya da user'dır şeklinde. Gene burada union type'ı da kullandım. Ama farkındaysanız burada ben string number boolean demedim. Spesifik olarak bir string verdim ve rolün değeri ya admin olabilir dedim ya da user olabilir dedim. Rolün üzerine geldiğiniz zaman bakın ya admin olabilir ya da user olabilir tipini oluşturuyor. İşte buna literal type deniyor arkadaşlar. Yani ben buraya genel geçer bir tip vermiyorum. Herhangi bir number olabilir, herhangi bir string olabilir demiyorum da. Burası spesifik olarak string ya admin yazılacak ya da user. Mesela gelip burada user.role dediğim zaman bunu işte herhangi bir sayıya işaretleyemem bakın admin ya da user olacak ya da herhangi bir mesela admin bile yazamam ben bunun üzerine ya admin olacak ya da bunu silip user yazabilirim. Buna da literal type deniliyor arkadaşlar. Yani spesifik bir tip veriyorum. Bir de custom type konusu var. Hemen onun ne olduğundan bahsedelim. Custom type'de de arkadaşlar siz bir custom bir type oluşturuyorsunuz kendinize göre ve o custom type'ı daha sonrasında herhangi bir yerde tip olarak kullanabiliyorsunuz. Bunun için başına type getiriyorum ve custom type'ıma mesela bir isim vereyim. Color ismini veriyorum. Mesela bunun bir name değeri olsun. Color'ımın bir name değeri olsun. String tipinde olsun. Ve hex kodu olsun. Bu da atıyorum. Bu da string tipinde olsun istiyorum ben gene. Şu şekilde oluşturduktan sonra mesela user objemin içerisinde yeni bir color değişkeni tanımlıyorum. Ve bunun da tipi arkadaşlar benim burada oluşturduğum custom color tipinde olsun istiyorum. Şu şekilde yapabilirim. Şimdi bunun kullanımına bakacak olursak bakın user dedik. Nokta dedik. Nokta dediğim anda arkadaşlar bu user'ın yani user'ımın color değeri şöyle color yazayım. Nokta dediğim anda bakın custom oluşturduğum color custom type'ımın name ve hex değerleri IntelliSense sayesinde direkt karşıma çıkıyor. Ve ben burada hex dersem. Mesela buraya bir ne atayabilirim? String değeri atayabilirim. Mesela 44 yazamam. Bakın bunun üstünü direkt çiziyor. Çünkü string bu diyor. Nereden biliyor string olduğunu da Custom color tipini taşıdığı için benim buradaki user kalırım. Buradaki tipleri sağlamak zorunda. O yüzden ben buraya mesela black ismini verebilirim. Ve aynı şekilde user.color deyip name değerinde hani hex değerinde şurası name olsun. Hex değerinde arkadaşlar gelip şuradan 000 gibi verebilirim. Ya da burada da literal type kullanabilirim. Yani custom tiplerimin içerisinde de literal tipler kullanabilirim. Ve mesela hex name mesela sıradan bir name olmasın. Mesela black olabilir diyelim. Yine union type kullanıyorum. Araya pipe'lar koyuyorum. Ya black olsun dedim. Ya da mesela white color olsun dedim. Gene burada da hex kodunda da işte ya bu olsun lane hex kodu karşılığı ya da FFF olsun istedim. Yani buradaki renklerden renkleri tutturmak zorunda. Şu şekilde. Yani ben burada aslında hem literal typing kullandım hem şu pipeler sayesinde union type kullandım. Çünkü black ya da white olabilir dedim ya da bu ya da bu olabilir dedim. Ve aynı zamanda da bir custom type oluşturdum. Şimdi bunun kullanımına bakalım arkadaşlar. User dedim. Bakın buradaki color'ımın tipi custom type yani şu tipe sahip. User diyorum. Color diyorum. Ve mesela name geldi buraya name'imin tipine baktığım zaman bakın ya black olabilir ya da white olabilir. Yani ben buraya gidip red yazamam. Hemen altını çiziyor zaten. O yüzden mesela black dedim diyelim. Bunun da altına user color hex dediğim zaman hex'in de neler olabileceğini görüyorum burada. 0 0 0 ya da ff f, f olabilir. O yüzden ben buraya herhangi bir şey yazamam. Altını çiziyor zaten hemen. FFF f, f yazdım ya da bileğin karşılığı olan 000'ı bu şekilde yazmış oldum. Yani illa siz string, number gibi built-in tipleri kullanmak zorunda değilsiniz. Bunların birleşiminden, hatta union tiplerle bunu destekleyip ve buradaki gibi literal tiplere de kullanarak kendi custom tiplerinizi oluşturabilirsiniz. Mesela ben buradaki user'ımı da ayrıca bir custom type yapabilirim. Hemen type user dedim mesela. Şuraya bir eşittir attım. Type user nasıl bir tip arkadaşlar? Şurayı hemen silelim. Type user'ın name'i string olan, işte age number ya da string olan, role işte admin ya da user literal type kullanıyor ve color şeklinde de şu yukarıda tanımladığım custom bir type'ı kullanan bir custom type gene kendisi. Mesela yeni bir değişken tanımlıyorum. new user dedim. Ve bunun tipinin de user tipine ait olduğunu söyledim. User tipi dediğim şurada oluşturduğum custom user tipin. New user'ın üzerine gittiğim zaman zaten bana user tipinde bir şey bu diyor. Yani neleri var bunun arkadaşlar? Bir atama yapacak olursam. New user diyorum. Şöyle bir obje oluşturuyorum. Burada neler var bakın. Şöyle CTRL space yaparsam hemen neler olduğunu bana söylüyor. Mesela name'ini girelim name değeri arkadaşlar bunun ne olabilir? Herhangi bir string olabilir. Hemen dilem yazıyorum. Age değeri bir number olabilir ya da bir string olabilir. Ben bir number kullandım. Role arkadaşlar ne olabilir? İşte ben buraya herhangi bir şey bakın yazarsam direkt altını çiziyor çünkü admin ya da user yazman gerekiyor diyor. Admin diyelim. Ve son olarak da color neydi bu? Colorım. Şu color tipindeydi. Bu kalırın da şöyle bir name'i ve name değerinde de bakın hemen black ya da white geldi. Black diyelim. Ve hex içinde arkadaşlar hemen hex dedim. 00 ya da ff f, f geldi. Hemen bunu seçiyorum. Bakın yeni bir user tanımladım. Ve bu da burada custom iki tane custom type kullanarak yeni bir user tanımladım. Bu custom type'ları dilediğim kadar artırabilirim kullanabilirim arkadaşlar. Hemen bu projeyi bu şekilde oluşturduğumuz projeyi compile edelim. main.ts diyelim. Bunun üzerine karşılığına bakalım şimdi birlikte. Bakın şu an şuradaki bu kadar oluşturduğum tipler, yani buradaki custom tiplerim hiçbiri arkadaşlar JavaScript koduna derlendiği zaman yok. Buradaki tiplerin yani TypeScript'te özel olduğunda bu şekilde görebiliyorsunuz. TypeScript'teki tipler arkadaşlar JavaScript'te derlenmiyor. Yani JavaScript üzerinde burada varlı new user tanımladı ve new user'a da bu şekilde bir atama yapmış oldu. Yani benim burada literal type'lar dediğim ya da union type'lar oluşturdum, custom type'lar oluşturdum ama bunların hiçbirisi JavaScript kodumu artırmıyor. JavaScript kodumu bu kadar basit bir şekilde derleniyor. Şimdi de TypeScript üzerinde fonksiyon tanımlamaya, fonksiyon parametrelerine ve tiplerine bakalım. ECMAScript 6'yı kullanabildiğimiz için arrow fonksiyonlar oluşturabiliyorduk. Constant diyorum, add diyorum. İki tane sayıyı alıp num 1 ve num 2 isminde bunların toplamını döndüren bir fonksiyon oluşturuyorum. Hemen arrow fonksiyon yazdığım için şöyle araya Eşittir'i e atalım. Arrow'umu oluşturdum. Şu şekilde TypeScript dosyası içerisinde arkadaşlar arrow functionları kullanabilirim. Ve burada da console.log number plus num2 şeklinde yapıyorum. Ve daha sonrasında bunu iki tane sayıyla çağıralım. Şimdi arkadaşlar burada add'in döndürme tipine bakarsanız Şurada hemen void döndürdüğünü görebilirsiniz. Void döndürmek ne demek? Return deyip herhangi bir şey döndürmemek demek. Yani boş döndürüyor aslında. Çünkü hiçbir return statement'ı bulunmuyor burada. Sadece konsola logluyorum ben bunun içerisinde. Şimdi parametrelere de tip verebilirim. Mesela ben burada num1 ve num2 değerine bir tip vermesem arkadaşlar ve bunun bir tanesini string de yolluyor olsam ve bunu derlediğimi düşünelim tsc dedim. main. test dedim. Derledim. Ve daha sonrasında da not main.c dediğimde hata mesajını görmeyeceksiniz. Çünkü arkadaşlar bir tane stringle mesela bu ikiyi yani 5 değerini almıyorum ben burada sonuç olarak. Bu 2'yi alıyor buraya yazıyor. Daha sonrasında da 3'ü yanına yazıyor aslında. Yani siz bu şekilde JavaScript kodunu kullanıyor olsanız muhtemelen bu hatayı fark edemiyor olacaktınız. Çünkü ne runtime'da ne de compile time'da hiçbir şekilde hata vermiyor bu kod. Bu kod bir aslında mantık hatası olduğu için bunu TypeScript'te önlemenin yolu buradaki parametreler arkadaşlar tip vermek. İşte tipler aslında bu yüzden önemli. Hemen geldim buraya bunun number olacağını söylediğim anda buradaki string bakın compile time'da hatayı benim için verdi. Ve num2 değeri de gene number olacağını ben burada söylüyorum. O yüzden artık bunu 2'ye değiştirmek zorundayım. tsc dedim. main.ts dedim. Ve node main.js dedikten sonra 5 cevabını almış oluyorum. Şimdi fonksiyonlarımızda arkadaşlar parametrelerimize iki nokta koyup arkasına tip yazarak bir tip atıyoruz. Ve bunun arkasına aslında biz bu alanda bunun return tipini de belirtebiliriz. Buna da mesela number diyebiliriz. Burada hemen bir hata mesajı fırlattı. Neden? Çünkü bunun asıl döndürme tipi void. Hiçbir şey döndürmüyorsun sen diyor. Ama ben burada mesela number artı num2'yi döndürüyor olsaydım Bakın şimdi o hata mesajı gitti. Çünkü gerçekten de fonksiyonumun tipine bakarsam burada iki tane parametre alıyor add fonksiyonum şöyle durursa. Ve burada num1 değerim number tipinde num2 değerim number tipinde ve sonucum da number tipinde dönüyor. Ama arkadaşlar eğer özel bir nedeniniz yoksa fonksiyonun return tipini burada otomatikman siz belirtmeyin. Çünkü siz bunu sildiğiniz zaman bile... TypeScript inference sayesinde o zaten biliyor bunun number döndüreceğini. Yani şuradaki return'de bunun number olduğunu, bunun da number olduğunu bildiği için return tipinde number olduğunu biliyor. Ya da bunu sildiğim zaman da bunun hiçbir şey döndürmediğini, bu yüzden void olduğunu biliyor. Ya da ben buraya string yazdım diyelim. Şuraya da bir string yazdım diyelim. Şöyle 2 ve 3 yaptığımda e de geldiğim zaman Hemen şurada return yazalım. return number 1 m 2 dediğim zaman bakın şimdi bunun return tipinin artık string olduğunu type inference sayesinde TypeScript'ün in biliyor. O yüzden özel bir nedeniniz yoksa fonksiyonun return tipine number'dı, şuydu, buydu yazmanıza gerek yok. Zaten çok da hoş durmuyor. Şimdi default parametrelerden ve optional parametrelerden bahsedelim arkadaşlar. Şimdi optional parametrelerden ilk olarak söz edecek olursak mesela fonksiyonumuzu bir değiştirelim. Constant diyelim. Log user diyelim. Ve bu işte bir first name alsın. String tipinde. Ve bir de last name alsın. Bu da string tipinde. Daha sonrasında ise console log desin. İşte first name artı şöyle bir boşluk atalım. Last name'i console'a yazsın. Log üzerine geldiğim zaman first name'im string, last name'im string. Hiçbir şey döndürmediği için fonksiyonun return tipi de void. Hemen bunu kullanıyorum. Kendim didem şöyle didem verelim en başına ikinci parametre olarak da buna küçük kara aslanı veriyorum. Hemen derleyelim. tsc dedim. Main.ts dedim. Ne oldu? Main.js dedim. Didem küçük kara aslan çıktısını aldım. Şimdi arkadaşlar burada diyelim ki last name'in yani kesin olarak gelip gelmemesi çok önemli değil. Yani last name değişkenini ben burada vermeye de bilirim diyelim. Mesela şunu sildim diyelim. Ya da vere de bilirim. Yani bunun bir optional olmasını istediğim zaman hemen değişkenimin sonuna bir soru işareti koyuyorum arkadaşlar. Bu da ne demek oluyor? Bakın log user'a geldiğim zaman bu bir optional parametre artık. Yani bunu versen de olur, vermesen de olur burada. Şimdi tekrardan tsc main.ts diyelim ve düzgün çalışıp çalışmadığına bakalım. Node dedim, main.js dedim ve Didem deyip undefined'ı verdi burada arkadaşlar. Yani aslında benim buradaki kodum last name göndermeden de hiçbir hata vermeden çalışıyor. Evet burası boş geliyor ama sonuç olarak çalışıyor. Ben burada 3-4 tane parametre vermeye çalıştığım zaman da aynı şekilde ben iki argüman bekliyorum. Bakın iki argüman bile değil. Ben bir ya da iki argüman bekliyorum. Çünkü last name optional. Bana sadece first name'i versen ben çalışırım diyor. Ya da ekstra olarak last name'i de verebilirsin diyor. Ama üçüncü bir parametre beklemiyorum ben diyor. Bu şekilde verirsem arkadaşlar iki tane verdim. Ctrl Z yapalım hemen. Burada TSC main TS dedim. Node main JS de D'den DS geldi bakın. Last name varsa burada sonucu dönüyor. Eğer last name göndermezsen burası undefined oluyor. Ama fonksiyonum her şekilde tek bir parametreyle çağrılabilir halde oluyor. Çünkü ikinci parametrem opsiyonel. Sadece bir tane değil istediğiniz kadar opsiyonel parametre tanımlayabilirsiniz. Şimdi de default parametrelerden bahsedelim arkadaşlar. Bu opsiyoneldi. Siz bunu aynı zamanda last name'i mesela olsa da olur, olmasa da olur. Ama olmazsa mesela yıldız ismini verelim last name'e. Ve sadece Didem ile çağırdığınızı düşünelim. Önce aslında Didem küçük diye gösterelim. Daha sonrasında onu göstereyim. Şimdi geldim TSC main TS dedim. Arkadaşlar iki tane parametre gönderdim. İkinci parametremin default değeri yıldız. Ama ben buna küçük parametresini gönderdiğim için bu last name otomatikman küçüğe dönüşmesini bekliyorum. Şöyle. Node main.js dediğimde bakın didem küçük geldi. Bu şekilde iki parametre yollarsam last name'i otomatikman küçüğe değiştiriyor. Ama ikinci parametreyi yollamadığım durumda hemen bir de ona bakalım. Main.js'i darlıyorum yeniden. Node main.js dediğimde bakın ben buna tek bir parametre yolladım. O da first name'de. First name'i otomatik olarak didem alıyor. Ama ikinci parametreyi yollamadığım için bunun default değerini kullanıyor. Yani yıldızı kullanmış oluyor bu şekilde. Yine daha öncesinde bahsettiğimiz bu literal type'ları, işte union type'ları burada da kullanabiliriz arkadaşlar. Mesela benim first name'im bir string de olabilir mesela, bir number da olabilir diyelim. Ve ben burada mesela buna işte 44 değerini göndermek istiyorum. Bakın hiçbir şekilde hata gözükmüyor. PSC main ts dedim. Node main js dediğimde de 44 yıldız olarak bunu atıyor. Yani benim öğrendiğim o diğer özellikler, union type'lar vesaire hepsini ben gene burada da kullanabilirim. Gene custom type'ları da burada kullanabilirim arkadaşlar. Gene type diyeyim, color diyeyim mesela. Bunun sadece name değerini atayalım. Ve bunun da bir string olduğunu söyleyelim. Bir de hex değerini de atayalım. Hex'in de bir string olduğunu söyleyelim gene. Mesela ben buraya şu first name'li last name'i silelim. Bir color parametresi almak istiyorum ve bu color'ın da parametresi şuradaki custom type'ım olsun istiyorum. Hemen şu konsol logu da silelim buradan. Şöyle birazcık aşağı indirirsem bir de clear yapalım burada. Şimdi buradaki color'ım arkadaşlar bu color tipinde benim burada oluşturduğum custom color tipinde. Hemen buraya gönderebileceğim şeye bakalım. Ne gönderebilirim? Burada bakın. Zaten CTRL e Space yaptığımız zaman name ve hex çıkıyor. Name olarak bir string atayabilirim. Black dedim. Herhangi bir string. Hex olarak da gene bir string atayabiliyorum. Şöyle 0.0.0'a atadığımı düşünelim. Bunu da tsc main.ts diyelim. Yine node main.js'lerinde Burada konsol unuttuk. Konsol log deyip kaları bastırdığımızı düşünelim. Şöyle main.js yes, clear main.js yes. bakın Ops. şu şekilde name'i black hex kalırı da bu şekilde olan bir objeyi ekrana basmış oldum. Yani parametrelerimde de custom type'lar, union type'lar, literal type'lar istediğim herhangi bir type'ı kullanabiliyorum. TypeScript'te nesne yöneli programlamanın getirdiği bazı özellikleri kullanabildiğinizi söylemiştik. Neydi bunlar? Interface'ler, class'lar, inheritance yapısı gibi bazı nesne yönelimi programlamada kullanılan özellikler. Şimdi bunlardan interface'e bakalım arkadaşlar ve hemen ilk interface'imizi oluşturalım. Interface diyorum ve daha sonrasında interface'ime bir isim veriyorum. Buna da employee yani işçi ismini veriyorum. Bir işçinin neler olabilir? Bir isim verelim öncelikle. String tipinde olması gerekiyor. Ve buna bir kod verelim. Emp code diyelim. Bu da number değerinde olsun. H diyelim. Bu da number değerinde olsun. Aynı şekilde burada bir metot da tanımlayabilirim. Get salary şeklinde maaş döndüren bir metot tanımlıyorum arkadaşlar. Boş hiçbir parametre almadığını varsayalım ve bir number değeri yani bizim maaş değerimizi döndüren bir metot tanımladım. Interface'lerde arkadaşlar implementation detaylarına gerek yoktu. Yani burada sadece parametre ne parametresi alıyor ne döndürüyor şeklindeki kısımları yapıyoruz. Gene aynı şekilde şunu kaldıralım ve burada employee interface'ini bir tip olarak oluşturalım arkadaşlar. Mesela let dedim new employee işe yeni birisi başlıyor ve ben bunun employee tipinde olduğunu söylüyorum. TypeScript'te new employee'e baktığımda şu tipte olduğunu görebiliyorum. Burada hemen new employee'ime oluşturalım. New Employee'nin üzerine geldiğim zaman zaten Amp Code, Name ve Age'in eksik olduğunu söylüyor bana. Hemen Name'imi veriyorum. Diyelim ki ben başlıyorum işe. Age değerine. Bakın string verirsem hemen altını çiziyor zaten. Bunları tekrardan söyleyelim. Amp Code değerim de arkadaşlar bir number olmak zorunda. Bir number'ını verelim. Bu şekilde de bir interface'i tip olarak kullanabiliriz. Şimdi burada da gene optional özelliğini kullanabiliriz. Mesela age'ini ben vermesem de olur şeklinde yaparsam. Buradan age'i sildiğim zaman hiçbir şekilde bana hata vermez. Ya da arkadaşlar mesela buradaki M kodun read only olmasını istiyorum. Değiştirememesini istiyorum diyelim. Mesela burada new employee nokta M kod deyip 2 atamasını yapabiliyorum. Bunu yapamamak istiyorum. Bunun için bunun başına hemen arkadaşlar bir Bakın direkt çıkıyor zaten. Read only ifadesini koyduğum anda. Bakın hemen burada altını çizdi. Emkoda hiçbir şey assign edemezsin. Çünkü bu property yani bu özellik read only bir özellik. Yani sen gidip burada emco'da değiştiremezsin. Ama name'i değiştirebilirsin. Tabi name'i string yapman gerekiyor. Burada yapabileceğimiz bir başka şey ise arkadaşlar extending yani genişletmek. Interface'lerimizi genişletebiliriz. Buradan kasıt nedir? Bir interface daha tanımlıyorum. Buna da person ismini verelim. Yani bir çalışan aslında aynı zamanda da bir insandır. Yani insanın da özelliklerine sahip olması gerekebilir. Person'a da ne verelim? Mesela şuradaki name ve age'i burada yok diye düşünelim. Burada emp kod var diye düşünelim. Person'da da name ve age parametrelerimin olduğunu düşünelim. Şöyle optional özelliğini kaldırıyorum. Hemen interface employee dedikten sonra arkadaşlar şu kısmı silelim. Şunu da silelim. Interface employee dedikten sonra burada extends diyorum. Yani genişlet bunu diyorum. Person. Ne yapıyor bu şimdi? hemen gidiyor. Person'daki bütün özellikleri al, üstüne benim employee'de eklediğim özelliği kat diyor. Yani new employee employee interface'inin tipinde olduğu için bunun üzerine geldiğim zaman bakın aslında bu new employee'nin hem name değeri var, hem age, hem de m kod değeri var. Bunu da anlamak için hemen new employee diyorum. nokta dediğim anda bakın hem age'im var, hem m kodum var, hem de name'im var. Yani ben buradaki interface'imi Genişlettim. Hem person interface'in özelliklerine sahip olsun hem de benim burada tanımladığım read-only bu özelliğe sahip olsun dedim. Bunu da oluşturacak olursak burada neydi? Name kısmına d'den diyorum. Age dedim. 25 dedim. Ve daha sonrasında da amp kodumu da burada herhangi bir sayıya eşitledim. Şimdi burada bir de şuna bakalım arkadaşlar. Her seferinde tsc main.ts yazıyoruz. Bunun javascript karşılığına da bakalım. Bakın javascript karşılığında sadece var new employee diye bir şey tanımladım ve ona değer atadım. Yani ne bir interface var javascript'te ne bir interface'i extend etme yani başka bir interface'ten genişletme var. Hiçbir şekilde bu tiplerin hiçbiri yok arkadaşlar. Direkt derlediğim zaman karşıma çıkan JavaScript kodu ve bütün tarayıcılarda uyumu olan JavaScript kodum bu kadar. Yani ben aslında interfaceleri, classları, tipleri sadece TypeScript kodum içerisinde kullanıyorum. Oluşturduğum, derlediğim JavaScript kodunda interfaceler falan gözükmüyor aslında. Şimdi burada tsc main.ts deyip duruyoruz demiştik. Bunu arkadaşlar mesela age'imin 25 olduğunu unutmayalım burada değiştirdiğim zaman otomatikmen derlesin istiyorum. Bunun için şunu diyebilirim. Eksi W koyuyorum arkadaşlar. Bu watch mod oluyor. Bakın watch mod yazıyor zaten. Yani siz burada file change'leri dinliyorum ben diyor. Sen burada gidip 25'i e, 28'e yaptığın anda diyor. Ben bunu main.js dosyana yazacağım. Yani otomatik derleme işlemini yapacağım. Sen TS dosyanda istediğin değişikliği yap. Ben bunu sen her değişiklik yaptığında main.js dosyana derliyor, olacağım diyor. Gene bunu da kullanabilirsiniz. Şimdi de arkadaşlar hala borç modundayım. Yani main testte yaptığım değişiklikler otomatik olarak main test dosyama derleniyor olacak. Interface'in employee de burada da bir interface nasıl implement ederiz? Bunu bundan bahsedeceğiz. Get salary metodumu hemen ekledim. Bir number tipinde parametre alıp number tipinde bir parametre döndürüyor. Yani maaşımızı döndürüyor. Şimdi class diyorum arkadaşlar. Bir employee class oluşturacağım. O yüzden şu employee interface'in önüne bir i ifadesini interface'i belirtmek için ekliyorum. Implement diyorum. Aslında şu şekilde bir oluşturalım. Şurada arkadaşlar bu employee class'ın benim buradaki I employee interface'imi implement edecek. Böyle yaptığım zaman bakın hemen altını çizdi. Geldim burada peak problem dedim ne diyor? Employee class diyor. Bu interface doğru düzgün implement etmiyor diyor. Çünkü bazı property'ler eksik diyor. Ne bu property'ler? Senin m kodun, name, age ve get salary gibi metodların yok diyor. Ama interface'te bunlar tanımlı. O yüzden sen bu class'ın da eğer bu interface'i implement edeceksen sen de bunları class'ın içerisinde tanımlamak zorundasın diyor. Hemen tanımlayalım arkadaşlar. m kod dedim. Ve bunun bir string değil, number tipinde olacağını name'imizin bir string tipinde olacağını söylüyorum. Ve hemen burada get burada h için de yapalım bunu. h içinde number tipinde olacağını söylüyorum. Ve burada get salary metodumu arrow function olarak hemen tanımlıyorum. Bir emp kodu alacak arkadaşlar. Bu employee'lere ait kod. Bu emp kodunu aldıktan sonra bu bir number tipinde bize Return diyecek. Bir maaş değeri döndürecek. Biz burada 10.000 TL'lik bir maaş değeri döndürebiliriz. Bunu yaptıktan sonra bakın altı çizili ifade komple kalkmış oldu. Çünkü biz buradaki gerekli interface'teki bütün metodları klasımızın içerisine dahil ettik zaten. Bir de constructor oluşturalım arkadaşlar. Hemen constructor diyorum. Constructor'ımızın içerisinde bir m kodu alalım. Gene number tipinde. Bakın tiplerini hep yazıyorum mutlaka. Bir de name değeri alalım. String tipinde. Ve bir de age değeri alalım. Bu da Bu da gene optional olabilir bu arada ama ben burada age gene number tipinde versin diyorum. Şimdi bu employee classımızdan bir yeni instance oluşturalım. Let diyelim. Um, new employee diyelim ve new diyorum employee diyorum bakın böyle geldiğim zaman bana zaten emp kod olarak bir number girmen gerekiyor name girmen ve age girmen gerekiyor diyor eğer age arkadaşlar optional yaparsam bakın geldiğim zaman age'in optional olduğunu söylüyor sadece bana diyor name propertiesini sağla diyor mesela bu şekilde de yapabilirim ama ben optional olsun istemiyorum o yüzden 25 de şöyle atıyor olacağım buna. 25 tabi string olmayacak. Bir number değeri olacak. Burada da konsola hemen new employee'mizi bastıralım. Bakın JS kodundaki karşılığı bu şekilde. Bir class oluşturmak şöyle function'ı böyle oluşturmuş mesela. GetSalary metodum da burada. Yani bunu şu main test'te yazdığınız kodu eğer burada JavaScript'te yazacak olsaydınız bunu yazıyor olacaktınız. Ama biz TypeScript kullandığımız için bu şekilde oluşturuyoruz. Şimdi de node main.js deyip şurada new employee nokta mesela get salary deyip bizim m kodumuz neydi? 1'di. 1 değerini atarsam ben buna Yine tsc.main.ts diyorum. Clear not main.ts dediğim zaman benim maaş değerimi burada oluşturduğum maaş değerini konsolda göstermiş oluyor. Anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. TypeScript hakkında birçok yeni bilgi öğrendik birlikte. Ne zaman kullanılması gerektiğini, ne zaman kullanılmaması gerektiğini, projeye ne kattığını, JavaScript'ten ne gibi farklılıklar olduğundan bahsettik. TypeScript içerisinde kullanılan built-in tipleri gördük. Interface'leri, class'ları ve daha birçok şeyi birlikte görmüş olduk. Eğer video içeriğini beğendiyseniz ve bu tarz videolar gelmeye devam etsin istiyorsanız bu videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.